Mayoz 1 ve mayoz 2 sonucu oluşan hücreler özelliklerinden hangileri bakımından farklılık gösterebilir demiş. Şimdi şöyle yapalım. Önce bir tane hücre belirleyelim. Evet mayoz 1 geçirsin. Daha sonra da mayoz 2 geçirsin. Peki. Şöyle ki interfazda bunun DNA'sı eşlenmiştir 2A. Mayoz 1 sonucunda A. Mayoz 2'nin başlangıcında DNA eşlenmesi olmadığı için ne oldu? A bölü 2 oldu. O zaman DNA miktarı farklılık gösterebilir. Başlarken kromozom sayısı 2N'dir. Mayoz 1'in sonunda N, mayoz 2'nin sonunda N kromozomlu olur. Kromozom sayısı farklılık göstermez. Gonozom çeşidine bakalım. Mesela diyelim ki burası 44 artı XX ya da 44 artı XY kromozomlu bir hücre olsun. Şimdi burada ne olacak arkadaşlar? 22 artı X olacak. Burada 22 artı Y olacak. Doğru mu? Ama bunlar tabii şu anda nedir? Çifter kardeş kromatitli halde olacaklar. Dolayısıyla bakın burada x, x, gelecek buraya. Burada da y, y'ye gelecek. Dolayısıyla gonozom çeşidi farklı olabilecek. Peki. Şöyle temizleyelim burayı. Tekrar çizelim. Hocam nükleotit dizilimi nasıl oluyor? Şimdi nükleotit dizilimi de şu şekilde farklı olabilir. Diyelim ki mayoz 1'in başlangıcında arkadaşlar, yani mayoz 1 sürecinde, profaz 1 evresinde, şimdi annemizden bir tane kromozom geliyordu, doğru mu? İşte babamızdan bir tane kromozom geliyordu. Bunlar kendilerini eşliyorlardı. Kardeş kromatitli hal oluşuyordu. Morla yapalım şurayı, kafa karışmasın. Peki. Sonra kardeş olmayan kromatitler arasında parça değişimi oluyordu. Dolayısıyla B tarafına bir tane küçük mor yapalım böyle. Peki. Şöyle kırmızıyla da onu tamamlayalım. A tarafına da küçük bir kırmızı yapalım. Morla tamamlayalım. Bakın ne oldu şu anda? 2A ve 2B birbirinin aynısı olmadı artık. Çünkü burada bir küçük fark, burada bir küçük fark var. Ve onlar gen bölgesi olduğu için ve başka kromozomlardan geldiği için içindeki nükleotit dizilimi farklılık gösterebilir. Dolayısıyla tek çizgi olan A burada. Üzerinde kırmızı nokta olan şu şekilde A bu tarafta. Tek kırmızı olan burada. Ve üzerinde mor nokta olan B bu tarafta. Bakın gördünüz mü? Değişiklik olabilir. O yüzden cevabımız 1, 3 ve 4. Mitoz bölünmenin anafaz, mayoz bölünmenin anafaz 1 ve 2 evrelerinde hangileri ortak olarak gözlenir demiş. Bakın kardeş kromatilerin ayrılması ortak değil çünkü anafaz 1'de kim ayrılır arkadaşlar? Homolog kromozomlar ayrılır. Homolog kromozomların ayrılması zaten ne dedik? Anafaz 1 dedik. İyi ipliklerinin boyunun kısalması mantığı şudur. Hani siz kromozomları birbirine doğru çekebilmeniz için buralarda şu iplikler kısalıyor arkadaşlar ve bir hareket oluşuyor. DNA miktarının yaralanması sonuçta arkadaşlar homolog kromozomlar da çekilse, kardeş kromatitler de çekilse bunların içerisinde DNA var. Doğru mu? Çekilen DNA'lar birbirlerinden ayrıldığı için her seferinde DNA miktarı yarısına kadar düşecek. Bu bu anlama geliyor. O yüzden cevabımız C seçeneği. Mayoz bölünme sırasında anafaz 1 evresinde homolog kromozomların zıt kutuplara çekilmesi durumlarından hangilerine neden olur? Bakın homolog kromozomlar yani eşlenmiş olan anne ve babadan gelen kromozomlarımız ne olacak? Zıt kutuplara çekilecek. Dolayısıyla bir takım bu tarafa bir takım bu tarafa gitmiş olacak. Ve bu kromozom sayısını yere indirecek. Bu takımlar hareket ederken hangisinin yukarı hangisinin aşağı doğru hareket ettiğini bilmediğimiz için yani hangi kromozomların birlikte hareket ettiğini bilmediğimiz için bu genetik çeşitlik sağlayacak. Çünkü olayımız rastgele gerçekleşiyor arkadaşlar. Homolog kromozomlar rastgele ayrılıyor. Stoplazmanın ikiye bölmesi anafaz değil. E, or o nerede? İşte telofazdan sonra görülür. Yani sitokinezde görülür. O yüzden cevabımız 1 ve 2. Bal arılarında kraliçe ve erkek arıda üreme hücrelerinin oluşumunda gerçekleşen bölünme sırasında hangisi ortaktır demiş. Bakın iki enden en oluyor kraliçe arı yumurtalarını oluştururken ama erkek arılar en kromozomlu olduğu için sperm oluştururken mitoz bölünme geçiriyor. Şimdi hangisi olursa olsun ama mayoz ve mitozda DNA replikasyonu görülür. Sentromer bölünmesi dediğiniz sentromerler kardeş kromatitler arasındadır değil mi? Kardeş kromatit ayrılması mayoz 2'de ve mitozda görülür. Ancak tetrad ve homolog kromozomların ayrılması bunlar kimde görülecek arkadaşlar? Mayozda yani ortak değil. O yüzden cevabımız 1 ve 2. 2 en eşittir 6 kromozomlu bitki hücresinde gerçekleşen hücre bölünmesi. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 kromozomlar, homolog kromozomlar karşılıklı dizilmiş. Bu ne demek? Bunlar birbirinden ayrılacak. Homolog kromozomların birbirinden ayrılması nedir arkadaşlar? Mayoz bölünmede hatta mayoz bölünmenin anafaz 1 evresinde görülür. O yüzden cevabımız ne oldu? D seçeneği. Sağlıklı bir insanda gerçekleşen mitoz ve mayoz bölünmelerle ilgili ifadelerinden hangisi doğru değildir demiş. Mitoz bölünme sonucu oluşan bir hücrenin kromozom sayısı, mayoz bölünme sonucu oluşan bir hücrenin kromozom sayısının iki katıdır. Evet mayozda 2N'den N oluşur, mitozda 2N, iken n 2N, iki, iki, iki katı. Mayoz bölünmenin profaz 1 ve profaz 2 evresindeki kromozomlar ikişer kromatitlidir. Şimdi profaz 1 de olsanız, şu şekilde. Mesela anne ve babadan aldığınız kromozomlar bu şekilde. Profaz 1. Profaz 2'de de yine çekirdek zaten çekirdekçi kayboluyor. Bakın anneden aldığınız kromozom olsun. Ya da babadan da olabilir. Bakın iki kromatitli halde. Mitoz geçiren bir hücrenin profaz evresindeki kromozom sayısı mayoz geçiren bir hücrenin profaz 1 evresindeki kromozom sayısına eşit olabilir. Evet arkadaşlar yani sonuçta bu, bu, da şey olsun mesela bakın. Şu mitoz olsun. Mitozun profazı. Çekirdek zarı çekirdekçi kayboluyor. Anne babadan gelen kromozomlar bu şekilde eşlenmiş bir şekilde karşımızda duruyor. Bakın profaz 1 ya da mitozun profazı. Aynı görüntü. Mitoz bölünmenin metafaz evresinde kromozomlar tek sıra halinde yan yana dizilir. Mayoz bölünmede ise karşılıklı dizilir. Zaten muhabbetimiz o yöndeydi hep. Değil mi? Çünkü şöyle yapalım şimdi. Mitoz bölünmede ne yapıyorduk? Hatırlarsanız iki yani eşit işte iki kromozomlu bir hücreyi bu şekilde çiziyorduk. Ama mayoz bölünme yapacağımız zaman homolog kromozomları bu şekilde karşılıklı diziyoruz metafaz 1'de. Mitoz bölünme geçiren bir hücrenin anafaz evresindeki kromozom sayısı mayoz bölünme geçiren bir hücrenin anafaz 2'deki kromozom sayısına eşit olabilir. Şimdi bakın anafaz evresinde kromozom sayıları geçici olarak iki katına çıkıyordu. Doğru mu? Şimdi siz insanı düşündüğünüzde mesela ee, 1, 2, 3 böyle bu şekilde sayacaksınız. Doğru mu? İşte 46 tane kromozom olacak. Şimdi bu metafaz evresi. Bunun bir sonrası anafaz. Doğru mu? Anafazda bu 1 ile 1, 2 ile 2, 3 ile 3, işte 46 ile 46 karşılıklı ayrılacaklar. Peki. Ama hocam anafaz 1 evresinde ya da anafazda, özür dilerim anafaz 1 değil, anafazda Kardeş kromatitler birbirinden ayrılırken kromozom sayısı geçici olarak iki katına çıkar değil mi? Yani 46 çarpı 2'den ne olacak? 92 olacak. Ama mayoz bölünmede anafaz 2'de bu 46 kromozom değil 23 kromozom olacağı için buradaki ayrılanlar 23'ü 2 ile çarpacaksınız. 46 olacak. Dolayısıyla arkadaşlar eşit değil. Yarısı kadar olacak bu 92'ye 46 ifadesi. O yüzden cevabımız E seçeneği. Mayoz bölünme sırasında gözlenen crossover olayına bağlı olarak aşağıdaki durumlardan hangisinin ortaya çıkması beklenmez? Şimdi anneden aldığınız kromozom eşlendi, kardeş kromatitli hal. İşte babadan alınan kromozom eşlendi, kardeş kromatitli hal. Şimdi ne olacak? Homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitler arasında parça değişikliği olacak. Doğru mu? Mesela işte şöyle yapalım. A şöyle moru seçelim. Şöyle bir değişiklik olmuş olsun. Tamam mı? Genlerin kromozom üzerindeki dizilişi değişir. Ne oldu bakın? Bu gen hiç burada değildi zaten. Bambaşka bir yerden geldi. Dizilişi otomatik olarak değişti. Genin kendisi. Kardeş kromatlar üzerindeki gen çeşitleri bir anda farklı oldu. Mesela bu yeşil göz geni, bu mavi göz geni. Tek yumurta ikizlerinin farklı genetik bilgi taşıyan gametler oluşturabilmesi böyle sağlanır zaten en, en çok. Kromozomların sahip olduğu genlerin nükleotit dizilişleri değişmesi. Bakın dikkat edin arkadaşlar. Biz burada nükleotit değiştirmiyoruz. Biz burada gen değiştiriyoruz. Şu kırmızıyla çizdiğim ya da şu morla çizdiğim genin içindeki ATGS'ye bir şey yapmıyorum ki. O geni komple alıyorum değiştiriyorum. Aynı kromozom üzerinde taşınan genler arasında bağlantı kesilmesi demiş. Bu geni buraya aldın. Buradaki geni de işte bu tarafa aldın. Sonuçta o genin bağlantısını birbirinden kestin. Cevabımız ne oldu? D seçeneği. Bir hücrenin mayoz bölünmesi sırasında aşağıdaki şematize edilen olay gerçekleşmiş. İşte tetratlar oluşmuş. Sonra sinaps oluşmuş ve D'ler bakın birbirleri üzerine e, ne yapmış? Sarılmışlar. Bundan sonra muhtemelen bir crossover bekleyebilirsiniz. Yani ne olmuş bakın? Büyük B, büyük de Şu yukarıda büyük B. E, ne olacak? Küçük D bu tarafa geçecek. B'ler yukarıda zaten arkadaşlar. Ne oldu mesela? Şu kolda büyük D gelecek. Şu kola küçük D. Ama normalde kendi başlarına bıraksaydık bunlar ne olacaktı arkadaşlar? Bu şekilde olacaktı. Doğru mu? Yani hiç, ikisi de çekinik ya da ikisi de baskın. Bu normal olacaktı ama şunu bekliyoruz şu anda. Niye? Çünkü crossing over olma ihtimali var. Dolayısıyla mayoz 1 profaz 1 evresinde olur bu olaylar. Tetratlar oluşmuş bakın. Tetra 1 2 3 4 yani iki tane homolog kromozom yan yana gelmiş. Bir tanesi babadan, bir tanesi anneden diyelim. Olay gerçekleşmeseydi oluşacak hücreler büyük B küçük d genotipine sahip olamazdı. Evet, çünkü gamet oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Bunları ayırıyorsunuz birbirinden. Doğru mu? Normalde bunlar oluşacaktı. Ama siz ne yaptınız? İşte crossing over yaparak bakın burada büyük B küçük d oluşma ihtimalini oluşturdunuz. Oluşacak hücrelerde karakterle ilgili 4 farklı genotip gözlenebilir. Şimdi sonuçta bunlar bağlı gen, değil mi? Şimdi bunu bir hücre olarak hayal edin. Şurayı bir temizleyeyim, anlaşılsın. Şöyle yapalım. Şunu bir hücre olarak hayal edin. Ne diyorduk? Hani hocam işte crossing over'da crossing over olma ihtimalinde biz ne yapıyorduk? İşte arkadaşlar, hani ihtimalleri düşünüyorduk. Şimdi biz ne yaptık? Crossing over olduktan sonra yani şurada D'ler yer değiştirdikten sonra ne yapacağız? Bunları ayıracağız. Şimdi önce anne ve babadan gelen homolog kromozomlar ayrılacak. Sonra şuradaki kardeş kromatitler ayrılacak. Dolayısıyla ne olacak? B de B küçük de küçük B büyük de küçük B küçük de olacak. Bakın kaç çeşit genotip oluştu? 4 farklı genotip oluştu. 4 homolog kromozom yan yana gelmişti. İşte bu ifade yanlış. 2 tane homolog kromozom yan yana gelmiş. Birisi anneden, diğeri babadan gelen. Bunların eşlenmiş kromatitli halleri gelmiş. Bunlara homolog kromozom demeyeceksiniz. Bu zaten AA kardeş kromatit. Bu BB kardeş kromatit. A ile B homolog kromozomlar arkadaşlar. Bu kavramları lütfen oturtun arkadaşlar. Bunlar ÖSYM için önemli. Hani konu anlatımlarına lütfen biraz daha özen gösterin bu konuda özellikle. Kolay gelsin. Mayoz 2 sonucu oluşan hücreler normal şartlarda özelliklerden hangileri bakımından farklılık gösterebilir? Bakın mayoz 2 sonucunda oluşan şu hücrelerden bahsediyor. Bir kere kromozom sayısı aynı. Başlarken 2A olan DNA burada A burada A bölü 2 olmuş. DNA miktarı da aynı. Dolayısıyla 1 ve 4'te farklılık görülmez. Şimdi sitoplazma miktarları farklı olabilir. Sonuçta cetvelle kesmiyorduk demiştik. Nükleotit dizilimi nasıl farklı olur hocam? Eğer mayoz 1'de crossover olmuşsa doğru mu? Mesela şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Crossover olmuş diyelim. Doğru mu? Sonuçta gen değiştiriyoruz. Ve bu gen değiştirildiği zaman şu genin içerisindeki nükleotid dizilimi ile şu genin içerisindeki nükleotid dizilimi farklı olacağından dolayı en sonda oluşacak 4 tane hücrede bir tane düz kırmızı şöyle bir tane de şu şekilde hücre oluşacak. Doğru mu? Bakın şuradaki gen farklı. Buradaki gen farklı olduğu için bu hücre ile bu hücre ikisi arasında nükleotit dizilim farkı oluşabilecek. O yüzden cevabımız C seçeneği. Çok güzel bir soru. Burada bir anafaz evresi verilmiş. Hücre diploid mi haploid mi denmemiş. Dolayısıyla bakın başlangıç kromozom sayısını da bilmiyorum. Şimdi şurada kafanız karışıyorsa arkadaşlar bu evreyi bir önceki evreye getirin. Bu evrenin bir önceki evresi metafaz doğru mu? güzel 1 2 3 4 kromozom var. 2 eşittir 4 kromozomlu bir hücrenin mitoz bölünmesinin metafazı olabilir. 2 eşittir 8 kromozomlu bir hücrenin mayoz bölünmesinin metafaz ikisi olabilir ya da en eşittir 4 olan bir hücrenin mitoz bölünmesinin metafazı olabilir. Bakın gördüğünüz gibi, 2n eşittir 4 mü? 2n eşittir 8 mi? n eşittir 4 mü? Fikrim yok. 2 yeni hücre oluşmasıyla sonuçlanan bir bölünmedir demiş. Belki de mayoz bölünmedir. Ama şu bölünmenin, şu evresi kardeş kromatitlerin ayrıldığı ana faz evresi olduğu kesin. Doğru mu? Bakın başlarken yazdık onu zaten. O yüzden arkadaşlar bu tarz sorularda lütfen kromozom sayısı saymayı bilmiyorsanız sentromer bölgesini sayın. Bakın kaç tane sentromer var? 8. Zaten ana fazda geçici olarak kromozom sayısı 2 katına çıkmıyor muydu? Evet hocam çıkıyordu. O zaman bu normal şartlarda 4 kromozomlu bir hücre. Ama dediğim gibi en eşittir 4 de olabilir, 2 en eşittir 4 de olabilir ya da belki mayoz 2'dir başlangıçta 2 en eşittir 8 de olabilir. O yüzden cevabımız C seçeneği. İki eriştir dört kromozomlu bir canlıya ait üreme ana hücresinin mayoz bölünmesi sırasında gerçekleşen evrelerden bir tanesinin şekli verilmiş. Bu hücre ve evre ile ilgili ifadelerinden hangisi yanlıştır demiş. Şimdi bakın burası bir kere anafaz bir evresi. Çünkü neden? Homolog kromozomlar ikili ikili bakın. Homolog kromozomlar birbirinden ayrılıyor. Peki. Bu evreden önceki evrede homolog kromozomlar hücrenin ekvator düzlemine karşılıklı dizilmiş. Yani bu evrenin öncesi metafaz 1 demek istiyor. Şekil bir bitki hücresine aittir. Bitki hücresine ait olamaz arkadaşlar. Çünkü bakın boğumlanma gerçekleşmiş. Bu evreden sonraki evrede kromozomlar kromatin ipliğe dönüşür. Anafaz 1'den sonra ne oluyor? Telofaz 1 oluyor. Teorik olarak profazın tersiydi. Kromozomlar kromatin ipliğe dönüşür. Bu evreden sonraki evrede çekirdek zarı yeniden oluşur. Telofaz 1, çekirdek zarı ve çekirdekçik tekrar oluşur. Bölünme tamamlandığında en eşittir 2 kromozomlu 4 hücre oluşur. Evet çünkü mayoz bölünme mayoz bölünmeye başlarken 2 eniştir 4 ise n 2'dir ve 4 tane hücre meydana gelebilir. O yüzden cevabımız B seçeneği. Bu hücrede gerçekleşen mayoz bölünmenin anafaz 1 evresinde bir çift homolog kromozom ayrılmamış. Bakın bir çift ayrılmamış. Şimdi bakın 1 2 3 4 kromozomlu doğru mu? Bir çift ayrılmazsa şu iki kromozom bu tarafa, bir tane zaten bu tarafa gidecek, 3. Bir tane kromozom aşağı inecek, 1. Yani normalde n eşittir 2, n eşittir 2 diye ayrılacakken bir tanesi n eşittir 3, bir tanesi n eşittir 1 gibi ayrılacak. Yani daha doğrusu n artı 1'e n eksi 1 olacak. O zaman bunu ne veriyor bana? n artı 1, 3, n eksi 1, 1 cevabımız A seçeneği.